Hayatla ilgili bu 10 gerçek seni daha güçlü ve bilge yapacak. 1. Acı çekmek kaçınılmazdır. Acı çekmek hayatın ayrılmaz bir parçası. Bunu biliyorsun ama bunu kabul etmek çok daha önemli. Üzüntü ve hüzünden kaçmak yerine bazen bu duyguları da sonuna kadar hissetmen lazım. Sürekli pozitif ve mutlu hissedemezsin. Ama farkındalığını yükselttikçe tüm duyguların geçici doğasını daha kolay kabul edebilirsin. Kabul etmek, direnç göstermeden teslim olmak demek. Ve böyle yapınca alman gereken dersi alıp ilerlersin. 2. Bazen başarısız olacaksın. Başarısızlık ve hata hep olacak ama önemli olan devam edebilmek. Devam edebilmek cesaret ister. Ayağa kalkabilmek düşmekten daha önemli. Vazgeçmemek, yorulduğun halde baştan başlamayı göze alabilmek seni daha güçlü kılacak. Başarısızlık hayatın ayrılmaz bir parçası. Yine düşeceksin ama yine kalkmayı bileceksin ve her düşüşte daha da güçleneceksin. 3. Bilinmezlik ve belirsizlik hep var olacak. Kafanda hep soru işaretleri olacak. Gelecek hep bir belirsizlik bulutunun içinde gizlenecek. Aslında bunu bilmek ve kabul etmek her şeyi garanti görmekten daha önemli. Bunu bildiğinde yaşadığın anın önemini daha iyi anlayacaksın. Hayatında var olan insanlara sevgini daha çok göstereceksin. Bilinmezliği hayatın bir gizemi olarak görmek ve kabul etmek seni büyütecek. 4. Beklediğin yarın hiç gelmeyebilir. İşte bu zor bir gerçek. Umutlarının boşa çıkabileceğini kabullenmek. Yarın belki de yok. Beklediğin şeyler gerçekleşmeyebilir. Hayat plan yapmaya çok uygun bir gidişata sahip değil. Değişken ve kaygan bir zemin üzerinde. Yine de korkmadan umut etmeye devam edeceksin. Ama beklentilerinin dozunu kısmayı öğreneceksin. Olanı sevmeyi, olanı takdir etmeyi, olanın içindeki güzelliği görmeyi öğreneceksin. 5. Aslında pek çok şey senin kontrolünde değil. Durumları, insanları, olayları kontrol edemediğini, senin istediğin gibi olmadığını ve olamayacağını göreceksin. Elinde olmayan ve müdahale edemeyeceğin gerçekler hep olacak. Bedenine bir bak. Saçların uzuyor, kalbin atıyor. Tüm iç organların senin kontrolünde olmadan işliyor. İnsan olmak, her şeyin yolunda gideceğine güvenmek demek. Olaylar ve insanlar üzerinde kontrolün yok. Ama kendini ve iç dünyanı yönlendirebilirsin. Kendine odaklanırsan, asıl önemli olanın kendi tepkilerini dıştan gelen etkilere göre uyumlu ama sarsılmaz yapabileceğini bilirsin. Rüzgarda salınan bir bitki gibi, karşı koymadan, uyumlu ama kökleriyle toprağa sapasağlam sarılmış. Rüzgarı ve yağmuru değiştiremezsin ama fırtınada dans etmeyi öğrenebilirsin. 6. Değer katmadan başarılı olamazsın. Herkese hayatta ne yapmak istersin diye sorsan, hepsi herhangi bir konuda başarılı olmak istediğini söyleyecektir. İşin aslı, başarı, yaşama ve insanlığa değer katarak ulaşılabilen bir şey. Gerçek tatmin bu şekilde geliyor. Değer katmak, çözüm üretmek, diğerleri için yolu kolaylaştırmak, çare bulmak, öncü olmak, tüm özgürlükler için mücadele etmek, yardım eli uzatabilmek demek. 7. Birileri hep senden daha fazlasına sahip olacak. İster para, ister başarı, ister arkadaşlar olsun. Birileri senden hep daha fazlasına sahip olacak. Karşılaştırma yaptıkça içindeki mutsuzluk büyüyecek. Karşılaştırma yaptıkça şu anda var olanı takdir etme gücün azalacak. Oysa bugün dünden bir adım öndeysen, tek bir olumlu adım atabilmişsen kendi yolunda huzurla ilerleyebilirsin. 8. Sana mutluluk verebilecek tek kişi yine sensin. Dıştan gelen her şeyin ruh halin üzerinde olumlu veya olumsuz geçici etkileri olacaktır. Tüm yaşamında kendinle kurduğun ilişki gerçek mutluluğunu belirleyecek olan tek şeydir. 9. Ne yaparsan yap, seni sevmeyecek insanlar hep olacak. Beğenmeyen, eleştiren, içindeki negatifi kusmak isteyen, cesaretini kırmak isteyen, yolunu tıkamak isteyenlerden kaçış yok. Kendini bu insanlara kapatmayı ve onlardan uzak durmayı öğrendikçe en güzel cevabın yoluna inançla devam etmek olduğunu göreceksin. 10. Hayatta ne verirsen onu alırsın. Sevgi istiyorsan sevgi vermeyi, değer görmek istiyorsan değer vermeyi, saygı istiyorsan saygı göstermeyi, almadan önce vermeyi öğrenmen gerek. Etrafa yaydığın enerjinin hayatına benzer kişileri ve koşulları çektiğini öğrendiğinde çok önemli bir adım atmış olacaksın. Ve belki de kendini gerçekleştirme yolunda en önemli aşamada olduğunu göreceksin.